Evet dostlarım, hepinize merhaba. Bugün yanımda dayı var. Serdar'la buluşacağız. Türkiye şampiyonu Kangal Gabar'ın yanına gideceğiz. Ya şöyle gösterelim önce bir Serdar'ı da. Serdar merhaba. Gidiyor muyuz? Serdar'ı yolda tanıyacaksınız arkadaşlar. Şimdi çiftliğe gidelim. Yoldan çekilelim. Orada görüşürüz. Aa! Reis mi? Kim bu? Arkadaşlar dayının oğlu reis. Onunla da tanışacaksınız. Takip ediyoruz başkan. Evet dostlar. Serdar dayının eski sahibi. Yani eski babası öyle diyelim. Hani Mini ablayla beraberler. Dayıya babalık Serdar yapıyordu. Şimdi dayının oğlunu gördüm ben. Dayının oğlunun Serdar'da olduğunu biliyordum. Fakat görmemiştim çoktandır. Yani çoktan derken görmemiştim yani. Açık konuşuyorum. Evet arkadaşlar, buluşma noktamıza geldik. Şu an geldiğimiz kardeşim Oğuzhan. Soy ismini bilmiyorum. Kendisi orada bizi bekliyor. Göster. Reis merhaba. Hoş geldiniz. Şimdi biz önce evlatlarımızı indirmeden önce bir ortamı keselim. Uğur in bakalım bir. Dostlarım mekanımıza gelmiş miyiz? Reis ne yapıyorsun? Çekiyorsun. O bu. Hangisi? Şey mi? Bu bizim bekçi. Ha bekçi mi? Yenge merhaba. Merhaba hoş geldin. Dayım merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Serdar'ım merhaba. Merhaba kardeşim. Merhaba. Hoş geldin. Oğuzhan soy ismini söyleyemedim senin. Biraz o hangisi? O Biblia, bizim dişimiz Biblia. O işte. Aa, arkadaşlar efsane köpekler var. Bugün biz buraya Gabar için geldik. Ben şampiyonluğundan falan bahsettim ama içeriğini bilmiyorum. Ha. İçeriğini bilmiyorum. Ne 2019 yılının safkanlık üzerine, yani ırk standartları üzerine 2019 yılının Türkiye şampiyonu. Belgemiz, kupamız. Belgemiz, kupamız. Her şeyimiz var, her şeyimizi gösteririz. Baba sen dayının oğlunu gösterdin, yaktın beni. Reisimiz var arabada. O biz, da şimdi... biz bir reise geçelim dayının oğluna. Baba geliyoruz hemen. Bir reise şey yapalım sonra Gabar'a geçelim. Reisin oğlunu şimdi yarışmalara hazırlıyoruz. Evet. Yarışmasına. Nasip olursa 18-19 Ocak'taki yarışmamızda onu da sahnelere alalım. Arkadaşlar bakın kısaca diyor ki dayının oğlu yarışmalara koşacak diyor. 2020'ye damgasını koyacak. Ulan tutacak. Ben yerim seni torun. Arkadaşlar. Bu bizim torunumuz, reisimiz yarışmalara koşacak değil mi? Nasip olur. Girdik mi hiç? 20 senesinde yok, daha girmedik. Papiye falan girmeyi düşünmüyor muyuz? Ocak'ta baby'de başlıyoruz. Heh. Daha 3 ay 15 günlük. Peki burada bir soru soralım mı? Tamam. Arkadaşlar Ocak'ta baby yarışmasına girecek dayının oğlu. Sizce birinciliği alacak mı almayacak? Sür direkt ya. 2020 bizim yılımız olacak. Duydunuz. Size de soruyorum. Dayının oğlu Ocak'taki yarışmada babylerde birinci olacak mı? Bunu Ocak'ta göreceğiz. O yarışmaya da gideceğim. Görsün şimdi bir yavruyu gösterelim. Biraz da atarlı da bir... Oh. Ich bin von unten gekommen, du bist ja jetzt bin ich schon warm. Gibt Leute, die gar nicht geglaubt haben, dass dieser Meru jetzt endlich der Bomb. Ich bin von unten gekommen, du bist ja jetzt bin ich schon warm. Gibt Leute, die gar nicht geglaubt haben, dass dieser Meru jetzt endlich der Bomb. Baba bir tane sarılabilir miyim? Isırır mı beni? Gel bakalım, gel gel gel. Arkadaşlar, çok güzel, çok güzel bir gösterişi. Sağlam atarlı. Atarlı, atarlı. Baba sen çekmiş mi? Tüm tüm lan. Evet. Baba şimdi sende neler var? Bir tane dişimiz var. Dişiyi şöyle bir dönsene Uğur. Bir tane dişimiz var. Abi çok büyük. Kardeşi burada. Hadi bu da başka mı? Bu da başka. Bunlar başka. Bir yakından tanıyalım mı onları? Hem videolarını tabii çekelim. Geçelim şöyle. Bu niye yarışmalara girmiyor? Bunun eksikleri var kangal bazında. Mesela ayağındaki beyazlık hata. Yani bu kadar da açık ve net köpeklerimizin hatasını söylüyoruz hata. Diyorsunuz. Tabii tabii. Dolamaması hata. Ya kangal mı kangal ama ne kadar kangal? %60 kangal diyelim. Yok yok. Hayır. Ama çok dur, iyidir. Dur. Bekçi, dön şöyle bir çek güzelce. Bekçiliği çok iyidir. İsmi neydi bunun? Yavuz. Yavuz. İşte bu beyazlıktan dolayı
Bu bizim gönlümüzde. Tamam, köpek yetiştiriyoruz. O gönlümüzün şampiyonu. Köpek yetiştiriyoruz ama bu bizim bekçiliğimiz. Arkadaşlar yapıyor. Burada şunu çıkarıyoruz. Adam diyor ki hani bizim şampiyonumuz var ama biz her köpeğe şampiyon demiyoruz. Hatalarımızı da açık ve net dile getiriyoruz diyor. Helal olsun, tebrik ediyorum. İşi de çok asil. Yürü. Yalnız bunlar bizim köpekleri görse zincir koparır ya. Bilmiyorum artık size o kadar kana korsediniz. İndirelim. İblo'yla ya da... baba biz zincir koparsa? Yok. Kalkmaz. İblo'yla da 3 gün Serdal'la beraber Silivri'deydik yarışmada. Ha bununla mı? Tamam. Yarışmada 3 gün 2 kere yani 3 günün 2 günü birinci oldu. Irkın en iyisini aldı. Irkın en iyisi oldu. En iyi yerli üretim aldı. Bu kızımızda mı birinciliği var? Birinciliği kızım var, şampiyonluğu yok. 2 gün üstü şampiyonluğu yok. Birkaç yarışmaya katıldıktan Irkının sonra... Irkının en iyi ödülünü aldı. Aldı. Bunların belgeleri... Belgeleri var, hepsini gördüm. Aa, ispatlayacağız dostlar. Bu tek sen konuşurken, biz anlatırken... Hatası bir tek kuyruğu. Oğuzhan kalk istiyor sana ya. Kuyruğunu sarıp sırtına yatırması lazım. Kuyruğunu sarmadığı için o bir hata. Onun haricinde vücut hatları... açıları, anatomisi, karakteri çok iyi bir köpek. İsmi neydi bunun baba? Biblo. Arkadaşlar Biblo gerçekten Biblo gibi yani. Şu an boyu, posu, yüksekliği. Gabarı getirdik. Gabarı Biblo için getirdik. Biblo'nun hatalarını Gabar'a çekerek, yani Gabar'ı Biblo'ya çekerek daha iyi üretimler yapabilmek için. Şimdi Türkiye şampiyonumuzun eşi mi? Eşi Biblo. Olacak. Eşi olacak. Hadi hayırlısı. Ha kendi özel... İki kardeş özel Sivas'tan geldi bunlar. 20 günlükken geldiler. Arkadaşlar şimdi çiftliğin gözdesi olan... Her taraf kangal dolu, ben biraz tırsıyorum bilader. çiftliğin... Biblo'ya bile geri fites yapmıyor. Yapmıyor. Reis efsane. Babası. Arkadaşlar dayının öz ve has oğlu. A klas secereli dayı çocuğu. Helal lan sana. Şimdi arkadaşlar çiftliğin gözdesi Gabar'ın yanına gidiyoruz. Kamera sen uç. Evet arkadaşlar. Türkiye birincisi. Gabar'ın yanına varmış bulunuyoruz. Gabar çiftliğin şampiyonu. Göz bebeğimiz. Bu sezonda da Allah nasip ederse Grand şampiyonluğumuzu alacağız diyorlar. Bunların belgesi var değil mi yani? Bak ben her gittiğim yerde sorarım hani. Biz de hepsini birazdan gösteririz size. Her şeyin belgesi var. Belgesiz hiçbir şeyimiz yok. Biz öyle lafla şampiyon helal değiliz helal baba. Yani şu Grand şampiyon olduktan sonra tamamen damızlığa çekiyoruz. Çiftleşmelere açıyoruz. Ha anladım anladım. Artık kendini yapabileceği, Türkiye'de yapabileceği başka bir şey kalmadı. Grand şampiyon son. Grand şampiyon son. Belki daha sonraki süreçte yurt dışına, Avrupa şampiyonasına falan da. İnşallah inşallah. Peki Gabar sana dönüyor gibi korkmuyor musun Oğuzhan? Bana dönmez. Çünkü o benim can damarım. Ben ilgileniyorum bu köpeklerle. Annem babam ilgileniyor burada. Döndüğü an burada olmaması lazım. Peki Gabar'ın geçmişi nedir yani? Gabar'ın geçmişi... Meydancılığı, hayvancılığı, adamcılığı... Şöyle söyleyeyim, Gabar da Altınyayla'dan geldi Sivas'tan.
Hani ha, orada direkt Sivas'ın kendi Sivas'ın kendi köpeği yetişkin olarak geldi bize damızlık olarak. Yani şöyle söyleyeyim 100 tane davar diyorlar. Ben korkuyorum yaklaşayım mı? Sana da bir şey yapmaz. Sana da bir şey yapmaz. Sana da bir şey yapmaz yaklaşabilirsin. Yapar. Çünkü bu hayvan sürüde yetişmiş bir hayvan. Gördüğünüz gibi bir tane gözünde de yara var, körlük var. Kurtla boğuşmuş. Kurtla mı boğuşmuş? Şimdi birader biz nereye dükkan açtık? Ben korkmaya başladım ha. Bu hayvan şöyle söyleyeyim gabar. Dediklerine göre 100 tane davar. Orada koyuna davar diyorlar. 100 tane davarın içine bir tane 10 aylık bir dişi yenik. Dişi yenikle beraber tek başına 100 tane davarı dağda güden hayvan. Helal lan gabar sana. Adam. Ol yordan bile. Adamsın ya. Bir de tamamen bir safkan. Hani safkan. Biz kendi köpeğimize... Zaten o birinciliği alması, yani alması için safkan şimdi olması kendi gerekiyor. Kendi köpeğimize, Yavuz'umuza dedik ki %60 kangal, eksikleri olan bir kangal. Ama bunda... Da %85, %90 bir kangal. Yani eksik yok derim. Evet, eksik yok derim. Maşallah, maşallah. Peki bunu bir çıkartan da şöyle bir yürütsen, abi. Bir çeksek sizi şu... Ama bizi yemesin baba, bak gözünü seveyim. Baba sen şunu... Şşş. Sıkıntı. Arkadaşlar, hadi baba gözünü seveyim, kısa tutsa. Dünya üzerine bu köpek Türkiye'nin Türk yaşamı. Bitti. Grand Şampiyon da olduk. Bu tam olacak. Grand Şampiyon ne demekti? Onu da bir açalım arkadaşlar. Grand Şampiyon kategorisinde girebilmen için Türkiye şampiyonu olması lazım köpeğin. Türkiye şampiyonu olmamış bir köpek Grand'a giremiyor. Biz Türkiye şampiyonuyuz. Yani kangallarla yarışacak yine. Kangallarla yarışacak. En ileriyle yarışacak. Evet. Türkiye şampiyonu kangallarla yarışacak. Onların orayı içinden, çek öyle bak bak kuyruğu buruyor kıvırdı. Onların içinden Grand Şampiyon olarak tamam, çıkacak. Tamam bağlayalım onu da aga. Grand Şampiyon şu demek oluyor arkadaşlar. Belirli dönemlerde seçilen Türkiye şampiyonları arasında bir daha seçim yapılıyor. Şampiyonlar şampiyonu seçiliyor. Evet. Gabar da o adaylık sürecinde değil mi? Adam daha önce İzmir, Buca Gölet'teki İzmir yarışmasına geldiğinizde evet eski videomuzda evet. Eski videonuzda baby şampiyon olan bir kangalımız vardı yavru. O zaman 3 aylık, 3,5 aylıktı. Büyümüş şimdi. Şimdi 6 aylık oldu. Biz gittiğimizde küçücüktü. Şimdi gördüğünüz gibi bayağı bir olmuş, yüksek, kocaman köpek gibi olmuş maşallah. Dumrul neydi? Dumrul da Türkiye şampiyonu ama şöyle bir... Baby'lerde değil baby mi? Baby Türkiye, şöyle bir sistem var. Bu sene yeni yürürlüğe giren... Dur oğlum. Bu sene yeni yürürlüğe giren bir program yaptılar. Baby şampiyonu ilk bu sene girdi yürürlüğe. Öyle bir klasman. Ha, yani yok muydu? Yoktu. Ama bir de şöyle bir sistem var. Bu da artık bizim çiftliğimize, bize ait bir belge. Türkiye'nin ilk baby kangal şampiyonu. Ha. İlk, başka ilk yok. Yani. Başka yok. İlk. Evet arkadaşlar. Dumrul Türkiye'nin ilk oh, kablom kutacak. Kablom. Öküz. Sen küçük müsün lan? Kış geliyor. Kışa hazırlık yapılıyor burada. Güzel de olmuş. Tebrik ediyorum. Arkadaşlar böyle pirket tarzı Bims mi deniyor? Bims tarzı şeylerle yapmışlar böyle. Güzel. Önlerine telle de kafes yapılacak. Evet, açık bahçeleri. Önlerine 3 metre salma her kafesin. Çok güzel, çok güzel. Salması onun haricinde de bir dönüş. Ya bu çok masraflı mı ya? Ben de yapayım bunlardan ya. Bunu özel de konuşalım. Kamerayı kapatalım. Güneşlenmesi. Bahçeden hariç bir dönüm yani 1000 metrekarede salma yapacağız. Ha, açık alanları günlük, var. Kapalı bu alanda. Tabii. Günlük her gün bir çift köpeğimizi, bir takım köpeğimizi salıp burada oynattıracağız. Ey maşallah yani hadi bakalım. Yani öyle 5 metre yere koyup da köpek bakmıyorsun. Gördüğünüz gibi 12 dönüm arazi. Yakışır baba yakışır. Şimdi ne diyorsunuz? Dayıyı falan indirelim mi? Yerler mi bizi? İndireyim artık vallahi. Siz kendinize güveniyorsanız. Abi sen köpeğini tutabilecek misin? Evet dostlarım. Az önce Türkiye şampiyonlarını gördük, yavrularını gördük. Bu kupaları gösterdik. Bu kupalar ne? Ben sormak istedim. Şöyle göstereyim size. Ne yazıyor bunda reis? Baby Biz birincisi. Ne oluyor Baby Biz ne oluyor? Hangi yani evlede ait? Bizim ufak köpeğimiz Dumrul'un. Evet. Yavrular arasında yani Türkiye genelinde kangallar birinci. Arasında mı? Kangal değil. Bütün ırklar arasında. Ha şöyle söyleyeyim. Kane Corso yavru katılmış. Evet.
Ne bileyim Malaklı, Akit'e katılmış. Onlar içinde bile birinci. En safkan. Dumrul. Evet arkadaşlar, elimizde bir tane daha var. Caç İzmir. Eni ilk birincisi. Hangi evladım bu? Bu Gabar'ın. Bu da çok, yani Türkiye'nin yerli ırkları arasında, yani çoban köpekleri arasında birincisi. Arkadaşlar, bu ne birader? En iyi yerli ırk. Bu da yine Gabar'ın. En iyi yerlilikler arasında. Peki nerede alıyor bunları ayrı ayrı? Bunu da bir açıklarsanız. Kifin yarışmaları bir gün, iki gün, bir gün, iki gün veya üç gün olarak yapılıyor. Tamam. Şimdi birinci gün, her gün aynı yarışmanın tekrarı oluyor. He. Her gün aynı yarışmanın tekrarı oluyor. Şimdi köpek derece alabilmesi için, atıyorum bugün caç aldı, yarın bir daha alabilmesi lazım. Yani caç ne demek? Birinci olması lazım. Caç birinci olması lazım. Kendi ırkında. Kendi ırkının arasında. Birinci oldu mu caç oluyor. Ondan sonra neye giriyor? Caç ondan sonra bise giriyor. Bop'a giriyor. Bu ne oluyor? Bu şu an yerli ırk. Yerli ırk. Yani yerli nasıl söyleyeyim? Kangal. Kangal var. Akbaş var. Bütün yerli ırklar arasında birinciliği almış arkadaşlar. Yine Gabar. Burada büyük bir kupa var. Bunu bir... Bu nereyiz? En iyi yerli ırk. Yine yerli ırk. Bu da İstanbul Petso'da. 2019'da düzenlenen İstanbul Petso'da. Hangi evlede ait bu? O da Gabar'ın. Yine en iyi abi, yerli. Abi Gabar ne yapıyor ya? Gabar her gittiği yeri alıyor mu? Her gittiği yeri alıyor. Allah maşallah maşallah. Arkadaşlar yine Gabar. Yine kocaman bir demlik gibi kupası var böyle. 2019-11-01. 11. ayda yine bir birincilik almış. İstanbul Petso'da almış. Orada yine Gabar'ın. Burada süslemişler kurdu aleli falan. Bu daha bir alengirli arkadaşlar. Bu da... Burada ne yazıyor aga? Köpek Ürkleri ve Kronoloji Federasyonu. Bok. Yani gayle arkadaşlar, yanlış anlamayın. Şöyle göstereyim. En iyi yerli. Yani Kangal'ı geçtik arkadaşlar. Kangal'ı geçtik. Rot, Kurt, Kane Corsa, Rottweiler ne isterseniz hepsinin arasında birinci gelmiş. Birinci çok iyi. Bu da bizim Dumrul'un. İzmir yarışmasında. Dumrul o yavruydu. Bir tane daha göstermiştik Dumrul'un evet, galiba. O da var. Bu ne peki Dumrul'un? Bu da Caç. Caç İzmir yarışması. Baby Biz. Buca Gölet'te düzenlenen yarışmada. Evet orada vardık zaten. Orada, çekmiştik onu. Bu da bütün ırklar arasında birinci. Ha yine ırklar arasında. Bu ne baba? Yine biz, hangisi bu? Da Pesto'da, bu da Dumrul'un. Yine mi Dumrul'un? Evet. Aa maşallah, Dumrul yakmış ortalığı baba ya. Pesto'da bütün ırklar arasında. Pesto dedi İstanbul'da, Ocak'ta İstanbul, olan Pesto, değil mi? Evet. Oraya gelmek tabii, istedim de bir gelemedim. 11. ayda olan. 11. ayda mı oldu? Ha. Burada bir tane daha var dostlarım. En iyi yerli ırk 2 diyor. Evet. Hangi bu? Bu da Gabar'ın. Orada da en iyi yerli ırk ikincisi oldu. En iyi yerli ırk 1. Cacip Antalya. Bu kimin? İstanbul. Antalya. Bu da Biblo'nun. Antalya'dayız. Bizim Biblo dişimiz, dediğimiz dişimizdi. Onunla mı birinciliği var? Evet. Aa, bu da arkadaşlar, en iyi yerli ırk birincisi. En iyi yerli ırk birincisi. O dişiyi gösterdik ya Biblo. Burada bu biraz küçük. Niye böyle küçültmüşler bunu? En iyi yavru yerli üretim. Şey mi? Bu da Dumrul. Dumrul mu? Dumrul da ikincilik almış. Tabii. Türkiye'de üretilmiş en iyi yavru... En iyi yavrular arasında ikinci. Ha kendi ırk değil yine. Yani karma ırklar karma, arasında. Karma. Arkadaşlar bu da karma ırklar şimdi, yine. Bisler, boblar bunlar karma. Ha bis, bob karma oluyormuş. Karma. Kendi arası değil. En iyi yerli ırk iki. Bu hangisi? Neresiymiş? Bu ne ya? Metsumer. Bu İstanbul Silivri'deyiz. İstanbul Silivri'de. Bu da Biblo'nun. Biblo'nun. Ha Biblo orada da mı aldı? Orada da ikinci oldu. En iyi yerli ırk ikincisi oldu. İşini yapan herkese saygı duyarım. Burada böyle küçük küçük piyonklar var. Bunlar caç aldı mı? Birincilikleri onlar. Kendi ırkında birincilikleri. Maşallah. Bu ne baba? En iyi yetişkin yerli üretim 2. Evet, neresi? Bu da, İzmir. Bu hangisi? Bu da Gabar'ın. İzmir yarışması eski videomuz var. Oradan izlersiniz. Gabar'ın yine bir kupası daha. Burada minik böyle kupalar var. Bunlar teselli ödeli mi? Boblara girip de birinci veya ikinci, üçüncü olamadığımızda teselli kupaları. Hani belli yani. Hani yani küsmeyin gibi. Öyle bir pozisyon var. Bir kaldı birader. Bu neymiş? En iyi yerli ırk 2. Bu da İstanbul galiba. 07. Bu da Biblo'nun. 7. ayın 21'si. Biblo evet, dişinin mi? Dişini. Dişimizin de bayağı kupası var. Var. Daha içeride de kupalar var. Hay maşallah. Arkadaşlar şimdi burada en çok birincilik almış, kendini katlamış evlat var. Gabar'da üretim yapılıyor mu? Üretim izni var mı? Siz açıyor musunuz eşleşmeye? Şimdi Gabar'ı biz Türkiye şampiyonu yaptık. Hani iyi bir çiftliğimizin iyi bir köpeği olsun, iyi bir kan hattımız olsun diye Gabar'ı getirdik. İlk önce temelimiz şampiyon olmasıydı. Hani şampiyonu oldu. Belgeli olarak. Hedef ne şimdi? Şimdi Gabar'da hedef kendi dişilerimize çekeceğiz ve de piyasada beğendiğimiz güzel dişilere iyi kangal çıkarmak için. Secereli. Secereli. Üretim izni olan secereli güzel dişilerimize bakacağız. Onlara çekeceğiz.
Anladım. Hani yani kabarın tohumunu yaymak istiyoruz. Çünkü evet, safkan. Ama, Şimdi şöyle toparlayalım. Oğuzhan kardeşimin dediği gibi Gabar Türkiye şampiyonu. Bizim Gabar'ı getirmemizdeki hedef zaten ilk öncelik Türkiye şampiyonu yapmak ve o kan hattını kendi dişilerimize kullanarak kullanacağız ve aynı zamanda insanların gerçek kangal beslemelerine vesile olmak. Ve diş eşleme. Aynı zamanda dışarıdaki diş eşlemelere de köpeğimiz açıktır. Hadi yani açıktır. Şimdi benim kangalım var, secereli kangalım var. Getirip Gabar'a anlaşma dahilinde eşleyebiliyorum tabii yani. Üretim izni var mı Gabar'ın? Var tabii. Hepsi var. Seceresiz gerçekten güzel kangalı olan varsa o da irtibata geçebilir. Hem köpeğini secerelendiririz, kayıt altına alırız, hem eşleşmelerini de yapabiliriz. Duydunuz arkadaşlar, diyor ki kangalınız gerçekten kangalsa, hani bir Anadolu çoban köpeği, Kafkas değilse, getirin diyor. Hakkını veriyorsa hem seceresine gider başvururuz, hem de şampiyon çocukları veririz diyor. Yani ben de kangalcı olursam sizden alacağım. İnşallah nasipse. Bir Gabar'ın yavruları olsun bakalım, olmazsa biz de kangalcı olalım artık ya. Bizim isim hakkımızı hiç telaffuz etmedi. İsim hakkımız var, Oğuzhan kardeşimiz, onu da bir söyleyeyim. İsim hakkı da aldık kendimize. İsim hakkınızı evet hiç telaffuz etmediniz insanlar sizin. İşte etmedik. İsim Demir Pençe Kangal Kennel olarak. O maşallah. İsim de cikmiş ha. Demir Pençe Memir Pençe. İşte yavrularımızı bekliyoruz. Biblo'yla Gabar'dan çıkan. Şu anda yavrunun ismini bile hazırladık kendimize. Peki baba Demir Pençe'nin bir sayfası var mı? Instagram sayfası var mı? Güzellerinizden mi koşuyorsunuz? Kendi sayfalarımız var. Serdar Coşkun Instagram. SDR CLN olarak. Altından geçiyor arkadaşlar. Benim de PYRZ _reis. Altından geçiyor arkadaşlar. Kangal hakkında, eşleşme hakkında, kupalar hakkında, yarışmalar hakkında yavru bilgi almak için sahipleriyle iletişime geçebilirsiniz. Serdar zaten benim Kane Korso ile ortak yürüdüğüm bir kardeşimdir. Dayının oğlu ondadır. Dayı hakkında da dayı eşleşmesi de yapmak isterler. Sana ulaşsınlar bile, ben ilgilenmiyorum. Dayıcıkla ilgili eşleşme yapmak isteyen Serdar'a ulaşsın. Onun yavrularına sahip olmak isteyen arkadaşlar da bana gerek Instagram üzerinden gerek Facebook üzerinden. Ben yetişemiyorum çünkü DM'ye. Bana ulaşabilirsiniz. Şartları ve koşulları beraber konuşur, anlaşırız. Baba teşekkür ediyorum. Bugün de bizi ayırdınız. Vallahi. Biz de gurur duyduk. Arkadaşlar böyle kaliteli yerlerde video çektiğim zaman gururlanıyorum. Niye? Evlatlar gururlu, sahipleri güzel insanlar, bakmışlar, emek vermişler. Emeklerinin karşılıklarını da kif veyahut da av kif, bilmiyorum hangisi. Kif vermiş, karşılıksız bırakmamış bu emeklerini. Yolunuz açık olsun. İnşallah. Kangal dedik mi bundan sonra buradayız. İnşallah. Her zaman da kapımız açık, bekleriz.